Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesiyle yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır. Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli egemenliği esas almıştır diyebiliriz. Millet iradesi vardı çünkü metnimizde. Millet iradesi demek milletin kararı demek. Yani milli egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması demek. Bu nedenle A seçeneğimiz doğru. C seçeneğinde temeli fedakarlık esasına dayanmıştır cümlesi karşımıza çıkar. Maddi manevi yokluklar karşısında canla başla çalışmaları fedakarlık gösterdikleri anlamına gelir. Demokratik yapıya sahiptir diyebiliriz ki millet iradesi varsa yani seçim varsa demokrasi de vardır. Teslimiyetçi politikalar izlemiştir diyemeyiz. Asla sömürgeci devletlere teslim olma fikri yoktur. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Misak-ı Milli kararlarının alınmasının sonucunda İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılmasından sonra milletvekilleri ve aydınların çoğu tutuklandı. Bu durum Mustafa Kemal'in Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında toplanmasını istemekte ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. Mustafa Kemal temsil heyeti adına yayımladığı bir emirle Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bildirdi. İllerden seçilen temsilciler ve Mebusan Meclisi'nin bir kısım üyeleri Ankara'ya geldiler. 23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken saatlerde Ankara'da bulunan herkes meclis binası çevresinde toplandı. Halk kendi kaderine sahip çıkmanın coşkusu içindeydi. Meclis binası girişinde yapılan törenle meclis açıldı. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Halk meclisin açılmasına büyük destek vermiştir. Evet, Ankara'da bulunan herkes meclis binası çevresinde toplanmış, coşku içerisindeymiş. A seçeneğimiz doğru. Mustafa Kemal ileri görüşlü özelliğini ortaya koymuştur. İstanbul'da açılan meclisin daha önce Ankara'da açılmasını istemişti Mustafa Kemal. İstanbul'da meclisin kapatılması da Mustafa Kemal'in meclisin Ankara'da açılması fikrinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. İtilaf devletleri Misak-ı Milli kararlarını çıkarlarına uygun bulmuştur. Metnimizde İtilaf devletlerinin Misak-ı Milli kararlarını kendi çıkarlarına uygun bulup bulmadığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir ki zaten İtilaf Devletleri mecliste son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli kararlarına çıkarlarına ters buldukları için meclisi kapattılar, İstanbul'u işgal ettiler. Bu nedenle Ceyhan seçeneğimiz yanlış. İstanbul'da yarım kalan milli iradenin Ankara'da devamı sağlanmıştır. Milli irade halkın yönetimde söz sahibi olabilmesi yani milli egemenlik demek. Halkın seçme ve seçilebilme hakkını kullanabilmesi demek. Meclis varsa milli irade ya da milli egemenlik vardır. Bu nedenle Denizli seçeneğimiz de doğru. Cevabımız Ceyhan olacak. Mebusan Meclisi üyelerinin Türk milletini temsilen Misak-ı Milli'yi kabul etmeleri üzerine İtilaf Devletleri kararın geri alınması yönünde hükümete baskı yapmaya başladılar. 16 Mart 1920'de de İstanbul'da karakolları, telgrafhaneleri ve devlet dairelerini kontrol altına aldılar. Mebusan Meclisi'ni basarak milli mücadeleyi destekleyen bazı milletvekillerini tutukladılar. Bu milletvekilleriyle birlikte aralarında asker ve sivil yetkililerin de bulunduğu vatanseverleri Malta Adası'na sürgüne gönderdiler. Ankara'da bulunan Mustafa Kemal, işgal haberini alır almaz yayımladığı bir protesto bildirisiyle işgalin haksızlığını tüm dünyaya ilan etti. Ayrıca İstanbul'daki tutuklamalara karşılık Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunan İngiliz subaylarının derhal tutuklanmasını emretti. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarının alınmasından sonra yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? İtilaf devletleri tarafından İstanbul resmen işgal edilmiştir. Evet doğru. Misak-ı Milli kararları alınınca İtilaf devletleri bu kararları kendi çıkarlarına ters bulduğu için hem meclisi basarak
kapattılar hem de İstanbul'u resmen işgal ettiler. Mebusan Meclisi'nde millet iradesine saygı duyulmamıştır. Meclisin kapatılması nedeniyle millet iradesine, milletin kararına saygı duyulmamış oluyor. Mustafa Kemal İstanbul'daki gelişmelere tepki göstermiştir. Evet, İstanbul'da İtilaf Devletleri bunları yaptığı için Ankara'da da İngiliz subayları, Anadolu'da hatta sadece Ankara'da değil Anadolu'nun dört bir yanında İngiliz subayları tutuklanmaya başlandı. Yani evet, Mustafa Kemal bu duruma tepki göstermiş oldu. Ankara'da yeni meclis açılması çalışmalarına başlanmıştır. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani evet, biliyoruz aslında normalde. Ankara'da tabii ki yeni bir meclis açılması için Mustafa Kemal öncülüğünde çalışmalar başlatıldı. Fakat metnimize göre her zaman yorum yapacağız. Metin bize bu bilgiyi vermediği için Denizli seçeneğimizi yanlış olarak kabul ediyoruz. Sinop Milletvekili Şerif Bey, meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla başkanlık kürsüsüne çıktı ve aşağıdaki konuşmayı yaparak meclisin ilk toplantısını açtı. Burada bulunan saygıdeğer insanlar, İstanbul'un geçici kaydıyla yabancı kuvvetler tarafından işgal olunduğu ve bütün temelleriyle halifelik makamının ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği hepimizce bilinmektedir. Bu duruma baş eğmek, milletimizin teklif olunan yabancı köleliğini kabul etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak için kesin olarak kararlı bulunan ve ezelden beri hür ve başına buyruk yaşamış olan milletimiz, kölelik durumunu son derece ve kesinlikle reddetmiş ve hemen vekillerini toplamaya başlayarak Yüksek Meclisimizi meydana getirmiştir. Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. Şerif Bey'in bu açıklamasından hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? İstanbul'da bağımsızlığa aykırı gelişmeler yaşanmıştır. Evet. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri tarafından basılmış. Bu nedenle zaten Ankara'da yeni bir meclis açılması çalışmalarına başlanmıştır. Türk milleti yabancı boyunduruğuna karşı çıkan bir tavır sergilemiştir. Meclisin açılması demek zaten bağımsızlık demek, bağımsızlık için mücadele etmek demek, manda ve himaye altına girmek istemeyen Türk milletinin bir tavrıdır bu meclisin açılması. Meclis milletin bağımsızlığı konusunda önemli bir sorumluluk yüklenmiştir. Tabii ki öyle. Meclis olmasa milletin bağımsızlığı yolunda önemli adımlar atılamayabilirdi. Meclis işgalcileri engellemek için silahlı direnişe geçmiştir. Böyle bir yorum yapamayız. Asla silahlı direniş yoktur. Tabii ki daha sonra düzenli ordu kurulacaktır. Ancak silahlı direniş söz konusu değildir. Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi bir savaş meclisi olmasından ötürü yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tümünü kendinde toplamıştır. Üyeleri tamamen Türklerden oluşan mecliste farklı düşüncelere sahip milletvekilleri olmasına rağmen partileşme olmamış, bütün milletvekilleri milli iradeye saygılı bir şekilde görüşlerini özgürce ifade edebilmiş, ülkenin çıkarlarını savunma konusunda birleşmişlerdir. Bununla birlikte meclis işgalcilerin ve İstanbul'daki yönetimin baskılarına boyun eğmeden milli çıkarları korkusuzca savunmuş, karşılaştığı pek çok sıkıntıya rağmen çalışmalarını bir an bile durdurmamıştır. Buna göre Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Bu meclis savaş meclisi olduğu için hızlı karar alıp hızlı bir şekilde alınan bu kararları uygulayabilmek için yasa yapma, yapılan yasaları yürürlüğe koyma ve denetleme, uymayanları ise yargılama yetkisi yalnızca meclise ait olmuş. Dediğim gibi hızlı karar alıp hızlı bir şekilde uygulayabilmek için demokratik olan yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin birbirinden bağımsız farklı ellerce yürütülmesidir. Fakat bu sebeple yani bir savaş meclisi olması sebebiyle bu yetkiler tek elde mecliste toplanmıştır. İşte bu nedenle bu meclis olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Savaş meclisi olduğu için. Meclis demek demokrasi demek zaten. Seçim varsa demokrasi vardır. Milli meclistir çünkü
Bu meclisin üyeleri tamamen Türklerden oluşur. Asla azınlık milletvekilleri yoktur. Bu nedenle milli bir meclistir diyeceğiz. Cevabımız Denizli olacak. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla millet egemenliğine dayalı tam bağımsızlığı hedefleyen yeni Türk Devleti'nin temelleri atıldı. Osmanlı parlamentosunun aksine azınlık temsilcileri bu mecliste yer almıyordu. Kurtuluş mücadelesini yürüten ve başarıya ulaştıran bu meclis hem yeni bir devlet kurmuş hem yeni bir anayasa kabul etmiştir. Birinci meclis savaş koşullarında kararların hızlı alınıp uygulanmasını sağlamak amacıyla güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Buna göre verilen metinde Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki yönlerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Bu meclis kurucu bir meclistir, yeni bir devlet kurduğu için. Bu meclis milliyetçi bir meclistir, yalnızca Türk milletvekilleri olduğu için. Yani azınlık milletvekilleri olmadığı için. Olağanüstü bir meclistir, olağanüstü yetkilere sahiptir. Savaş meclisi olduğu için, yasama, yürütme, yargı tek elde mecliste toplandığı için. Çağdaşlığına vurgu yapılmamıştır, bu nedenle cevabımız Bursa olacak. 23 Nisan 1920'de büyük bir törenle Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin açılışının hemen ardından Milli Meclis'in çalışma ilkeleri saptanmıştır. Mustafa Kemal'in önerisiyle kabul edilen ilkeler şunlardır. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir. Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Bu ilkelere göre Milli Meclis'le ilgili olarak yargılarından hangilerini söyleyebiliriz? Devamlılığı hedeflediğini söyleyebiliriz. Çünkü kısa süreliğine açılan bir meclis değildir. Millet iradesinin egemen kılınacağı söylenmiş. Milli irade eşittir milli egemenlik, yani halkın yönetimde söz sahibi olması demek. Bu nedenle birinci maddemiz doğrudur. Millet hakimiyetini esas aldığını da yine milli irade kavramından yola çıkarak söyleyebiliriz. Padişah ve halifenin kontrolünde değildir. Çünkü bir padişah vekili atamak doğru değildir cümlesi vardır. Öncelikli amacı düzenli orduyu kurmaktır da diyemeyiz. Şu cümlelerde düzenli orduya dair bir bilgi yoktur. Aşağıda Misak-ı Milli kararlarından bazıları verilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin'de gerekirse halk oyuna başvurulabilir. Batı Trakya'nın durumunun tespitinde halkın oyuna başvurulmalıdır. İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşıma açılmasıyla ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Verilen Misak-ı Milli kararlarında ifadelerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? Halkın kararına vurgu yapılmıştır çünkü halk oyuna başvurulacağı belirtilmiş. Ulusal sınırlardan bahsedilmiş, Türk vatanının tüm ayrılık kabul etmez bir bütündür diyerek toprak bütünlüğünden bahsedilmiş. Boğazlarda hakimiyete vurgu yapılmış diyemeyiz. İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanacaktır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşıma açılmasında ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır demiş. Yani net olarak boğazlardaki hakimiyetin kime ait olduğuna vurgu yapılmamıştır. Bu nedenle cevap Bursa olacak. Mustafa Kemal kafasına koyduğu bir fikri gerçekleştirmek için yeri ve zamanının gelmesini beklemiştir. O daha meclisin açıldığı ilk günlerde milli egemenliğe dayalı bir devlette padişah ve halifenin yeri olmadığını düşünerek meclise sunduğu önergeye şöyle bir madde eklemişti. Padişah ve halifenin durumu meclis tarafından daha sonra belirlenecektir. Bu ifade yeri ve zamanı geldiğinde padişah ve halifelik makamlarının meclis tarafından kaldırılacağını göstermektedir.
Mustafa Kemal'in bu hamlesi onun aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Mustafa Kemal daha önce halifelik ve saltanatın kaldırılabileceğini ifade ediyorsa eğer, onun kişiliğinin planlı olduğunu gösterir bu durum. Bu nedenle cevabımız Denizli olacak. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların temel alınarak hazırlandığı Misak-ı Milli'de tartışma konusu olan topraklarda durumun ne olacağına o bölgede yaşayan insanların karar vermesi önerilerek sorunların barışçıl bir şekilde çözülmek istendiği gösterilmiştir. Bu açıklamaya kanıt olarak kararlarından hangileri gösterilebilir? 1. Halkın çoğunluğunun Arap olduğu yerlerin geleceği için halkın serbestçe vereceği oylara başvurulacaktır. Evet, halk oyuna başvurularak halkın kendi kararı önemsenmiş. Bu nedenle birinci maddeyi alırız. Ulusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasi, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılacağı belirtilmiş, halkın kararına bırakılmamış hiçbir şey. Bu nedenle ikinci maddeyi eledik. 3. Kendi kararıyla anavatana katılan doğudaki 3 sancakta, 3 ilde, Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse yeniden halk oylaması yapılabilir. Halk oylaması demek halkın kendi kararı demek, kendi kararıyla ülkeye katılması demek. Yine bu da bir kanıt oluşturur yukarıdaki metnimize. 4. Montrose Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan vatan topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür. Toprak bütünlüğünden bahsedilmekte halkın fikrine danışılacak bir durum yoktur. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Birinci Meclis ulusal bağımsızlıktan ödün vermeyen, tutsaklığın her türüne karşı çıkan müdafaa-yı hukuk anlayışının somut bir ifadesiydi. Dünya siyasi tarihinde örneği olmayan, gerçekten demokratik, savaşçı bir yönetim organı, benzersiz bir temsili kurumdu. Yetkisini ve yaptırım gücünü kökleri eskiye giden özgürlük tutkusundan alıyordu. Maddi zenginliğe ya da teknolojik gelişmeye değil, inanca ve kararlılığa dayanıyordu. Buna göre birinci meclisle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olağanüstü vasıflara sahiptir diyebiliriz, savaş meclisi olduğu için. Vatanı kurtarma hedefindedir diyebiliriz. Ulusal bağımsızlıktan ödün vermeyen, tutsaklığın her türüne karşı çıkan dediği için. Milli bağımsızlığı amaçlamıştır diyebiliriz yine ulusal bağımsızlık kelimelerinden. Siyasi partilere yer verilmiştir diyemeyiz. Buna dair herhangi bir bilgi yoktur metnimizde. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Nisan 1920'de yapılan oylama sonucunda meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'ne aşağıdaki önergeyi sundu. Bu önergedeki maddeler Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ilk kararlardır. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı da bu kurulun başkanıdır. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Meclisin aldığı bu kararlardan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir. Evet, 1. TBMM'de yasama, yürütme ve yargı yetkisi mecliste toplanmıştır. Normalde olması gereken bunların farklı kurumlarca yürütülmesidir. Demokratik olan uygulama budur. Fakat bu meclis bir savaş meclisi olduğu için olağanüstü yetkilere sahip olmuştur birinci meclis. Böylelikle güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Şu cümlelerde de bunun kanıtını görmekteyiz. Bu nedenle birinci maddeyi alırız. Güçler birliği ilkesinin kabul edildiğini söyleyebiliriz. İstanbul hükümeti ile işbirliği yapılmıştır. Aksine İstanbul hükümeti Mondros imzalandıktan sonra ülkenin işgaline
eli kolu bağlı bir şekilde tepki göstermiş. Yani tepki gösterememiş, karşı çıkamamış. Bu nedenle İstanbul hükümetiyle işbirliği yapılamaz. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Evet, güçler birliği ilkesinin uygulandığı ve meclis başkanının aynı zamanda hükümetin de başkanı olduğu sisteme meclis hükümeti sistemi adını veriyoruz. Padişah'tan bağımsız çalışılması amaçlanmıştır. Evet, burada da meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır diyerek ve meclisin üstünde hiçbir güç yoktur cümleleriyle, şurada gördüğünüz gibi o cümlede diyerek bu şekilde padişahtan bağımsız çalışılacağı ifade edilmiş aslında. Bu nedenle cevabımız 1, 3, 4 yani Denizli olacak.